Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün iktisada giriş bir dersinin telafi dersindeyiz. 7 Kasım 2021 tarihlerden. Geçtiğimiz haftaki resmi tatilin telafisini yapmak için burada toplandık. Bayağı bir uğraştık toplanmak için. Sonunda toplanabildik. Şimdi gençler daha önceki derslerimizde talep kanunu hakkında konuştuk. Talebi etkileyen faktörler üzerinde konuşmaya da devam ediyor olacağız şimdi. Hatırlıyorsanız iki tane kefe koymuştuk bu şekilde. İki kefenin buradaki şeyi, bu kefedeki değişkenimiz ürünün kendi fiyatıydı. Bu kefedeki değişkenler ise fiyat haricindeki diğer tüm her şeydi. Tamam mı? Ve fiyatın talebi nasıl etkilediğini talep kanunu vasıtasıyla konuşmuş, öğrenmiştik. Umarım herhangi bir şekilde orada bir sıkıntı kalmamıştır aklımızda veya ne bileyim mantığımıza oturmayan bir yer kalmamıştır. Olduysa bile bunları tabii paylaşın benimle. Bir çözüm getirmeye çalışırız. Kafa karışıklığını gidermeye çalışırız. Şimdi talep kanunuyla ilgili ne demiştik buradaki mekanizma ile ilgili? Ürünün fiyatı arttığında talep edilen miktarın düştüğünü, diğer faktörler sabitken böyle bir mekanizmanın oluştuğunu gözlemlediğimizi söylemiştik. Daha sonra reel hayatta ürünün fiyatı artınca talep edilen miktarın arttığını da gözlemlediğimizi ve bunun neden kaynaklandığını, nasıl bir açıklama getirilebileceğini uzun uzun tartışmıştık hatırlıyorsanız. Çünkü reelle teoriyi bir türlü kafada birleştiremiyorduk öğrenciler olarak. Belki hepimiz bunu beceremiyorduk yani. Sadece öğrenciler değil belki belki neyse devam edeyim. Öğrenciler olarak kafamızda birleştiremiyorduk diyeyim. Şimdi yanlış anlaşılmaya meyilli olacak söylediğim şey. Şimdi dolayısıyla bu kafa karışıklıklarını giderebilmek için arkadaşlar bazı açıklamalar yapmıştık ve önemli olan noktanın diğer tüm faktörlerin sabit tutuluyor olması meselesi olduğunu söylemiştik. Sizler de tabii güzelce dinlemiş, ders esnasında burada herhangi bir sıkıntı olmadığını, mantığınıza artık daha iyi oturduğunu dile getirmiştiniz. Ancak bu haliyle hala piyasayı anlayabilir ya da piyasadaki olan olayları açıklayabilir seviyeye geldiğimizi düşünmüyorum. Doğru mu? Tamam. Neyi anladık? Ürünün fiyatı artınca talep edilen miktarın düşmesi gerektiğini anladık. Reelde her ne kadar böyle görünmese de diğer faktörleri sabit tuttuğumuzda bunu görebileceğimizi anladık. Tamam, eyvallah. Ama hala kafada oturmayan tahminim, oturmayan veya oturmadığını düşündüğüm bir şeyler daha var. Bugün onlar hakkında konuşacağız. Nedir peki bu tarz şeyler? Şimdi mesela reel hayatta şu iki şeyi gözlemliyor muyuz? Siz bana söyleyin. Birincisi fiyat artınca talep edilen miktarın düştüğünü gözlemliyoruz, değil mi? Bunu geçen hafta konuştuk. Bir de diğer taraftan bakıyoruz ki arkadaşlar bir ürüne olan talebimiz arttığında da fiyatı artıyor. Yani mesela sen işletmecisin diyelim, dükkanının önünde böyle bir sürü insan toplandı, senin ürününden almak istedi. Sen ne yaparsın? Fiyatını arttırırsın ürününün, değil mi? O kadar çok talebi görünce. Veya akşama kadar dükkanda sinek avlıyorsun, ondan sonra ne yaparsın? Yani fiyatı biraz düşüreyim de müşteri çekeyim dersin, değil mi? Dolayısıyla böyle bir mekanizmayı da reel hayatta görüyoruz, değil mi? Talep artınca fiyat artıyor, talep düşünce fiyat da düşüyor, değil mi? Şimdi az önce bir önceki dersimizde daha doğrusu geçen haftaki dersimizde dedik ki fiyat artınca talep edilen miktar düşüyor dedik. Burada da talep edilen miktar düşünce fiyat düşüyor diyoruz. Şimdi bunlar çelişki mi acaba? Burada yine bir çelişki mi var? Yoksa anlayamadığımız bir şeyler mi var? Neyin nesidir? Burada yani nedir olan olay acaba? Bunun üzerinde konuşmamız gerekiyor, değil mi? Yani öncelikle şundan başlayalım. Gerçekten bu iki söylediğim şeyi görüyor muyuz piyasada arkadaşlar? Fiyat artınca talebin düştüğünü ve talep düşünce de fiyatın düştüğünü gözlemliyor muyuz gerçekten? Gözlemliyoruz, değil mi? Yani birçok olayda, iktisadi olayda bunları gözlemlemek mümkün.
Ama böyle olunca da şimdi sanki bir sarmala giriyormuşuz gibi bir his uyandı benim içimde. Yani bir ürünün fiyatı artınca talebi düşüyor. Talep düştüğü için de fiyat düşüyor. Fiyat düşünce talep artıyor. Talep artınca fiyat artıyor. Fiyat artınca talep düşüyor. Talep düşünce fiyat... nereye gidiyor bu olay? Durmadan fiyat düşüp kalkıyor mu yani? Düşüp çıkıyor mu yani? Fiyatta hep böyle bir dalgalanma mı görüyoruz arkadaşlar reel hayatta? Öyle bir şey görmüyoruz yani. Fiyatlar genelde sabit oluyor ya da ileri yönlü, artış yönlü oluyor genelde enflasyon olunca. Ama fiyatta öyle bir durmadan bir düşüş, bir çıkış, bir düşüş, bir çıkış görmüyoruz. Ama gördüğünüz gibi bu iki olayı karşılaştırdığımızda da karşımıza böyle bir sarmal çıkıyor. Yani ürünün fiyatı artınca talebin düştüğünü gözlemliyoruz. Talep düşünce de fiyatın düştüğünü gözlemliyoruz. Ne olacak bu? Nasıl çözülecek? İlginç değil mi? Bir fikri olan var mı? Hocam bazı firmalar bazı ürünlerinde fiyat değişikliğine gitmeyecek. Az müşteri olsa da çok müşteri olsa da. Ya gitmek isterlerse ne olacak? O zaman minimal derecede değiştirecekler kazançlarını sabit tutmak istiyorlarsa. Ben kazana mı düştüm? Ben de arttırmak istiyorum fiyatımı dersen ne olacak? Orada da müşteri portföyüne bağlı. Öyle mi dersiniz gençler? Başka bir fikri olan var mı? Yok mu? Hiçbir fikir yok mu yani? Mantıklı mı her şey? Hiç mantıksız bir şey yok mu? Her şey yerli yerinde mi gençler? Öyle gibi gözüküyor. Okey. Teşekkür ettik Asil. Asil arkadaşımızdan başka fikri olan yokmuş demek ki. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Biz de artık kendi fikrimizi satarız yani. Siz de bizim fikrimizi satın alırsınız artık. Yalan dolan ne varsa hepsini kaktıracağız gidecek. Şimdi böyle bir mekanizmanın bize sanki bir sarmalmış gibi görünmesi aslında işin ayrıntısını çok da bilemememizden kaynaklanıyor. Aslında ortada bir sarmal olayı yok. Yani fiyat artınca talep düşüyor, talep düşünce de fiyat düşüyor gibi bir mekanizma, birbirini takip eden mekanizma söz konusu değil. Tamam mı? Bu ikisi çok ayrı iki dünyanın tabiri caizse ayrı dünyaların olayları. Tamam mı? Burada öyle bir olay yaşanıyor ki fiyat arttıktan sonra talebin düştüğünü gözlemliyoruz. Ama burada başka bir olay yaşanıyor ki bu olaydan sonra talebin arttığını ve dolayısıyla fiyatın da arttığını gözlemliyoruz. Ama bunu bu ya da bunu da bu takip etmiyor. Takip etmesi söz konusu değil. Öyle bir sarmalın oluşması söz konusu değil. Peki nasıl bu? Terazinin bu kefesinde fiyat artınca talep edilen miktarın düştüğünü ve buna talep kanunu denildiğini söyledik ya. Bu kefesinde de fiyat haricindeki diğer faktörlerimiz vardı. Mesela gelirimiz vardı değil mi? Gelirimiz artınca biz ne yapıyorduk? Ürünün fiyatında herhangi bir şekilde bir değişiklik olmasa bile gelirimiz arttığında talep ettiğimiz miktarı arttırabiliyorduk. Doğru mu? Doğru mu? Doğru hocam. Gençler. Evet. Doğru. Gelirimizi arttırdığımızda talebimizi arttırdığımız bu tarz mallara ne tarz mallar diyorduk? Bunu Normal. hatırlıyor muyuz? Normal mi? Normal mallar. Evet. Arttırmasaydım, düşürseydim ne olurdu? Düşük. Düşük Düşük mal. mallar olurdu. Gayet güzel. Aferin. Şimdi gelirimiz arttığında talebimizi arttırdığımız mallarımız vardı ve bu mallar mesela atıyorum
Ne olsun? İşte yumurta olsun. Sabah iki tane yumurta yiyorduk normalde diyelim. Tanesi 1 liraydı diyelim. Yumurtanın fiyatı değişmese bile ben bugün maaşım 2 katına çıktığında ulan doya doya yumurta yemek istiyorum artık. Yani yeter 2 tane yumurtayla hep kısıtladım kendimi. Bundan sonra günde 4 tane yumurta yiyeceğim kararı alabilir misin? Alabilirsin artık paran var almak için. Daha önceden alamıyordun. Şimdi alabilir hale geldiğin için yumurtanın fiyatı değişmediği halde yumurtadan talep ettiğin miktarı arttırdın mı? Arttırdın. İşte senin gelirindeki artıştan ötürü yani şu kefedeki herhangi bir şeyin değişmesinden ötürü bu iyi reklam kötü reklam da olabilir. İkame malların fiyatları da olabilir, tamamlayıcı malların fiyatları da olabilir, gelirinde olabilir vesaire vesaire vesaire. Kalite de olabilir, lezzet de olabilir vesaire. Ne varsa artık bu kefede, tamam mı? Bu kefedeki bir şeyin değişmesi senin talebini arttırıcı yönde harekete geçiriyorsa eğer bu olaydan sonra sen talebi arttırdığın için yüzlerce, binlerce kişi talebini arttırdığı için bu olaydan sonra ne oluyor? Talepte bir kalabalık yaşanmaya başlıyor ve işin üretici kısmında, arz kısmında yeterince talebi karşılayamama sıkıntısı baş gösterince bu sefer ürünün fiyatı artmaya başlıyor. Çünkü bazı kişiler artık ürünü alamama tehlikesiyle karşılaştığı için ürünün fiyatı yukarıya doğru ne yapmaya başlıyor? Bid etmek neydi? Yukarıya doğru teklifini arttırıyor işte yani fiyat teklifini arttırıyor. Bir söyleyemedim kelimesini tam bulamadım. Efendim Furkan. Yanlışlıkla mı bastın Furkan? Okey. Şimdi dolayısıyla burada herhangi bir faktör değiştiğinde gelirim arttığında mesela gelirimin artışından ötürü talep edilen miktarı arttırdığım için bu artan talebi de fiyat artışı karşılamış oluyor. Fiyat artışıyla karşılaşmış oluyoruz. Ama burada gelirim arttığında ürünün fiyatı düşmüyor ya da ürünün fiyatı artmıyor. Ürünün fiyatında herhangi bir değişiklik yok. Buradaki kefedeki bir şey değiştiğinde diğer faktörler de sabit kalıyor olabilir. Fiyat da sabit kalıyor olabilir ama diğer faktörler sabit kalsa bile gelirimdeki artıştan sonra miktarım artıyor ve ondan sonra ne oluyor? Fiyatım da artmış oluyor. O yüzden mekanizma burada iki farklı. İki farklı mekanizma var burada. Buradaki sol kefedeki ürünün fiyatı değişince yani fiyat artınca talep edilen miktar düşüyor, tamam mı? Burada ise ürünün senin bu kefedeki herhangi bir şeydeki olunca gelirin veya iyi reklam kötü reklam veya ne bileyim kalite vesaire gibi fiyat harici bir daha sonra ne oluyor? Senin talebin artıyor. Talebin arttığı için de ürünün fiyatı artmış oluyor. Olumsuz bir şey olmuş olsaydı talebin azalmış olurdu. O zaman ürünün fiyatı da azalmış olurdu. Yani ne olmuş oldu arkadaşlar? Bu kefedekilerin talebi etkileme mekanizması ile bu kefedekilerin talebi etkileme mekanizması ters çalışmış oldu. Birbiriyle aynı şekilde çalışmamış oldu. Tamam mı? Bunları birbirine o yüzden karıştırmamamız gerekiyor. İkisini farklı farklı düşünmemiz gerekiyor. Sebep sonuç ilişkisinin nereden başladığına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki yaşanan bir iktisadi olayda sebep sonuç ilişkisi buradaki gibi fiyattan başlıyorsa eğer, ürünün fiyatında bir değişiklik yaşandıysa eğer ilk olarak, tamam mı? Yani misal dolar kuru arttı, dolar kuru arttığı için işte şirketlerin maliyetleri arttı. Şirketlerin maliyetlerinin artmasından dolayı da ürünün fiyatını arttırmak zorunda kaldı diyelim. Tüketiciye ilk yansıyan şey ne burada? Ürünün fiyatının artması. Tüketici üreticinin maliyetlerini falanını filanını bilmez sonuçta. Sadece ve sadece ürünün fiyatında artış olup olmadığını görür ve piyasaya ilk olarak inen bilgi budur. Ürünün fiyatında bir artış yaşanmıştır. Ürünün fiyatında bir artış yaşandıktan sonra talep edilen miktarı bekleriz. Dolar kurunun artışının etkisini bu şekilde görürüz. Tamam mı? Bakın şimdi dolar kurundaki artışı şuradaki diğer faktörlerdeki gibi bir olay olarak düşünmeyin.
Tamam mı? Dolar kuru eğer ki ha, bu kefede de olabilir yine farklı materyaller ya da farklı işte araçlar aracılığıyla bu kefeye de etkide bulunabilir dolar kurunun artışı ama bu kefeyi etkileme gücü de var maliyetler aracılığıyla. Tamam mı? Maliyetleri arttırdığı için ürünün fiyatı artıyor. Fiyat artınca da sebep sonuç ilişkisi fiyattan başlayınca talep edilen miktar düşüyor. Burada ise sebep sonuç ilişkisi fiyattan başlayınca buradaki kefede sebep idi, buradaki kefede ise sonuç olarak karşımıza çıktı. Yani buradaki kefede fiyat haricinde herhangi bir şey değişiyor. Fiyat haricindeki bu değişiklik piyasada kendisini hissettiriyor ve piyasada bunu hissettirdikten sonra talep edilen miktar artıyor ya da azalıyor. Artık durumun olumlu ya da olumsuz etkisine göre değişiyor. Talepteki artış eğer gözlemlenirse fiyatta da bir artış gözlemleniyor. Ama yok talepte bir düşüş gerçekleşirse bu sefer fiyatta da bir düşüş gerçekleşiyor. Bilmem anlatabildim mi? Ne yapmamız lazımmış? Özetle şunu söyleyeyim. Tekrar yeni gelen arkadaşlar için çekocular yeni yeni düşmeye başladılar. Özetle şunu söyleyeyim. İki tane iktisadi olayımız var piyasada gözlemlediğimiz. Bu iki iktisadi olay birbirine çelişki midir acaba diye onu tartışıyorduk az önceden beridir arkadaşlarla. Yeni gelenler için kısaca tekrar ediyorum. Nedir bu iki olay? Bakıyoruz ki piyasada bir ürünün fiyatı artınca talep edilen miktar düşüyor. Bir bunu gözlemliyoruz. Bir de ürünün talebi düşünce fiyatının düştüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla şöyle bir çelişki oluşabiliyor kafamızda. Ürünün fiyatı artınca talep düştü. Talep düşünce de fiyat düştü. Fiyat düşünce de talep arttı. Ne oluyor bu? Yani böyle bir sarmala mı giriyoruz acaba diye bunu tartışıyorduk arkadaşlarımızla. Böyle bir sarmala girmiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu iki farklı dünyanın olaylarından ibaret. Sebep-sonuç ilişkileri farklı çalışıyor burada. Buradaki kefede sebep-sonuç ilişkisi fiyattan başlıyor. Önce fiyat değişiyor piyasada. Fiyat artınca talep edilen miktar da düşüyor ya da fiyat düşünce talep edilen miktar artıyor. Buradaki kefede ise fiyat haricindeki herhangi bir şey değişiyor. Buna geliri ekleyebiliriz dedik. Tamamlayıcı malların fiyatını ekleyebiliriz. İkame malların fiyatını ekleyebiliriz. Devlet politikalarını etkileyebiliriz. Ne bileyim işte atıyorum korona gibi hastalıklar vesaire gibi şeyleri etkileyebiliriz. Birçok şeyi ekleyebiliriz. Bu şeylerin bizim talebimizi nasıl etkilediğini de bu kefede görürüz. Mesela deprem oldu diyelim Allah korusun. Depremde de mesela evler yıkıldı. Bir yandan inşaat sektöründe ev talebinde ya da kiralık ev arayışında ya da satılık ev arayışında talebinde bir artış yaşanır. Öyle bir olay mesela. Mesela bu kefeyi etkiler direkt. Sebep sonuç ilişkisi fiyat harici bir şeyden gelmiştir bu kefede. Öyle olunca o değişen şey öncelikle talebimizi direkt olarak etkiliyor. Burada ise talebimizi dolaylı olarak etkiliyordu. Fiyat aracılığıyla etkiliyordu. Burada direkt olarak etkiliyor talebimizi. Talebimiz direkt olarak etkilendikten sonra eğer ki arttıysa talebimiz, bu fiyatın da artmasına neden oluyor. Ürünün fiyatının da artmasına neden oluyor. Ama talepte bir düşüş yaşandıysa ürünün de fiyatının düşmesine neden oluyor genellikle. Buraya bunu da koyalım bu arada. Çünkü yanlış konuşmuş oluruz. Eğer ki sadece ve sadece talep artınca fiyat artar, talep düşünce de fiyat düşer diye kesin konuşursak yanlış konuşmuş oluruz. Çünkü gerçekten de talep artınca fiyatın artmadığı ve hatta azalabildiği durumlar bile söz konusu olabiliyor. Tamam mı? Bunu bu şekilde ezberlemeyelim. Tamam mı? Sadece burada öğrenmemiz gereken şey talebin değişmesinden sonra fiyatın değişmesi olayı. Sebep-sonuç ilişkisi burada talepten başlıyor olayını açıklamaya çalışıyorum ama talep artınca genellikle fiyat artışını gözlemlediğimiz için ister istemez deminden beridir öyle konuştuk. Aslında daha doğrusu şudur. Talep artınca fiyat artabilir, azalabilir, sabit de kalabilir. Talep düşünce fiyat azalabilir, sabit de kalabilir, artabilir. Hepsi olabilir. Peki nasıl olacak bunlar? Neden böyle farklı oluşuyor hocam? Nedeni şu.
Piyasada sadece ve sadece talep yok arkadaşlar. İşin içerisinde bir de arz dediğimiz bir şey var. Yani satıcıların satmak istedikleri miktar dediğimiz arz meselesi var. Piyasa fiyatını belirleyen ana faktör ise talep ile arzın etkileşiminden ortaya çıkan bir şey. Tamam mı? O yüzden sadece ve sadece talebe bakaraktan biz fiyatımızı talep arttı diye fiyat artar şeklinde söylersek eksik konuşmuş oluruz, yanıltıcı konuşmuş oluruz. Bu da bizim piyasayı algılayabilmemizi, anlayabilmemizi engeller. Daha sonra kafalar çok karışır. O zaman nasıl bakmamız lazım? Hem talebi hem arzı aynı anda düşünerekten bakıyor olmamız lazım. Onu da inşallah bu dersimizden sonra görmeye başlayacağız. Arz meselesini ara verdikten sonra arz meselesi hakkında konuşmaya başlayacağız. Tamam mı? Şimdi talebi etkileyen, talebin bu kefesindeki fiyat haricindeki şeylerin talebi nasıl etkilediğini bir de grafiksel olarak görelim arkadaşlar beraber. Buraya kadar kafalara takılan bir şey var mı? Peki önce bir onu sorayım. Özellikle çek hocalardan varsa anlaşılmayan ya da yarım kaldığını düşünen varsa onları konuşalım. Bu arada kameraları açalım. Çek hocalar sizler de, uluslararası ilişkiler sizler de. Soru soran var mı? Şu ana kadar. Okey, yok. Şimdi görebiliyorsunuz değil mi? Dur bakayım şunu şuraya çekeyim. Güzel değil mi? Okey. Şimdi şurası Q, şurası P dedik arkadaşlar, değil mi? Şurası benim talep eğrimdi. D ile gösteriyordum. Benim talep eğrimde mesela bu üründen tükettiğim, bu ürünün fiyatı 10 TL iken tüketiyor olduğum miktar 20 olsun. Ürünün fiyatı 5 TL'ye düştüğünde tüketiyor olduğumuz miktar 25 olsun. Ürünün fiyatı 15'e çıktığında ise tüketilen miktar 15'e kadar düşmüş olsun. Tamam mı? Şimdi şu noktalar benim hep farklı fiyatlardaki talep ettiğim miktarları gösteriyordu. Tamam mı? Şimdi varsayalım ki ne dedik? İşte gelirimde bir artış yaşandı dedik, değil mi? Gelirim 2 katına çıktı, 3 katına çıktı ya da yarı yarıya arttı vesaire vesaire. Bir şekilde gelirim arttıysa ben artık yemek isteyeceğim yumurta miktarını ya da et miktarını ya da her neyse o miktarları arttırmak isterim dedim mi? Dedim, değil mi? Mesela 5 lirayken bu üründen talep ettiğim miktar 25 tane idi ama artık gelirim daha fazla olduğu için ürünün fiyatını arttırmasak ya da azaltmasak bile benim talep edeceğim miktar mesela 30'a kadar çıkabilir mi? Çıkabilir. Ürünün fiyatı 10 lira olsaydı 10 liradan 20 tane tüketmeyi tercih ediyordum. Ama gelirim arttığı için artık atıyorum 25 tane tüketmeyi tercih edebilir miyim? Edebilirim. Bu 24 da olabilir, 26 da olabilir. Fark etmez. İlla 25'e denk gelmek zorunda değil. Ondan sonra ürünün fiyatı 15 lirayken ben atıyorum bu sefer 15 liradan 21 tane talep etmeyi tercih edebilirim. Değil mi? Çünkü artık daha fazla bir gelire sahibim. Daha fazla alabilecek güce sahibim. O yüzden ben bütün bu fiyatlarda, farklı fiyat seviyelerinde ürünün fiyatı kaç lira olursa olsun, 15 de olsaydı, 10 da olsaydı ya da 5 de olsaydı, her bir fiyat seviyesinde tüketmek isteyeceğim mal miktarını daha fazla, mal miktarını daha da ileriye arttırmaz mıyım? Arttırırım. Bütün fiyat seviyelerini bu şekilde tek 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 buldum diyelim. Şöyle bir şey karşıma çıkacak mı gençler?
Evet hocam. Yani işte hani bir evet hayır vesaire söylerseniz derse devam edebilirim yani. Hocam Öyle. mikrofonları açık bırakalım mı biz? Ha? Mikrofonları Anlamadım. açık bırakalım mı? Yani sessizce duracaksanız bırakabilirsiniz, sıkıntı yok. Tamam hocam. Dolayısıyla tüm fiyat seviyelerinde artık hangi fiyattan satılırsa satılsın, her bir fiyat seviyesinde daha çok mal satın alma isteğim oluştu mu gelirimin artmasıyla birlikte? Oluştu. Bunu milyon tane yapsam, gözlemlesem neyle karşılaşacağım arkadaşlar? Sanki yeni bir talep eğrisiyle karşılaşıyor gibi olacağım. İşte gördüğünüz gibi tabiri caizse benim talep eğrim ya da piyasanın talep eğrisi, şuradaki D ile çizdiğim mavi talep eğrisi ne olmuş oldu? Benim gibi geliri artan insanların çok tüketmeye başlamasından ötürü sağa doğru kaymış oldu. Değil mi? Şuradaki siyah olan hale gelmiş oldu. İşte o yüzdendir ki arkadaşlar biz talep kanununu konuşurken, yani ürünün fiyatında bir değişiklik yaşandıysa, önce sebep sonuç ilişkisi buradan başladıysa, biz ürünün fiyatı artınca talep edilen miktarımızı düşürüyoruz, değil mi? Yani 5'ten 10'a çıkınca talep edilen miktar 25'ten 20'ye düşüyor mesela, değil mi? Bu da sanki tabiri caizse şu mavi talep eğrisi üzerinde aşağıdan yukarıya doğru yürüyormuşuz gibi bir sonuçla bizi karşılıyor, değil mi? 10'dan 15'e çıkarsa eğer fiyat, 20'den 15'e düşürüyorum ben miktarımı. Dolayısıyla biraz daha yukarıya yürüyorum. Talep kanununda yapmış olduğumuz şey, fiyat artışı sonrası, eğer ki fiyattan başladıysa sebep sonuç ilişkisi, fiyat artışı sonrası talep edilen miktarın düşmesi ve fiyat azalışı sonrası talep edilen miktarın artması olayı beni talep eğrim üzerinde yukarıya ya da aşağıya doğru yürütüyor tabiri caizse. Ama bu kefedeki bir değişiklik, fiyat haricindeki bir değişiklik, başka bir faktörün değişmesinden kaynaklanan bir talep değişimi benim talep eğrimi sağa ya da sola doğru kaydırabiliyor. Sola kayması da talebin azalması anlamına geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi fiyat 15 iken talep edilen miktar burada oluyor. Fiyat 10 iken talep edilen miktar burada oluyor. Fiyat 5 iken talep edilen miktar burada oluyor mesela. Değil mi? Yani eğer benim talebim iyi yönde etkilendiyse o diğer faktörden ötürü talep edilen miktarım sağa, yani dışa doğru kaymış oluyor. Kötü yönde etkilediyse içe doğru ya da sola kaymış oluyor diyoruz. Tamam mı? Bunlar talep eğrisinin sağa ya da sola kayma meselelerini gösteriyor bizlere. Tamam mı? Bunu aynı zamanda gençler, bir de bizim bir tane fonksiyonumuz vardı. Fonksiyonumuzda da görebiliriz bunun böyle olduğunu. Hani biraz daha kalplerimiz olayı daha iyi tatmin olsun diye, olayı anlama konusunda daha iyi tatmin olsun diye, beynimize daha iyi otursun diye mesela bunu bir de şu fonksiyonda gösterelim. Ne demiştik? 24 eksi 3P artı PS eksi 2PC artı 0,5Y mi demiştik? Öyle bir şey demiştik, değil mi? Tam hatırlamıyorum örneğimizi. PS'ye 10 demiştik herhalde. Buna 8 demiştik. Y'ye de 40 demiştik herhalde. Bir toplayalım. QD eşittir ne oldu? 24, 34, 16 çık, 18, 20 daha 38 etti. Bunu 39 yapalım. Şurayı 25 yapalım. Tamam mı? 25, 39 eksi 3P olmuştu. Tamam mı? Yanlış hesaplamadıysak durum buydu. Şimdi 39 eksi 3P'yi ben burada çizdiğimde böyle çizdim diyelim mesela. Tamam mı? Daha sonra nasıl çizeceğim? Şuraya yenisini çizeyim olmazsa. Şöyle yapayım. Şurası Q, şurası P. 39 eksi 3P'yi şöyle çizeyim. Şurası 39, şurası 13. Değil mi? 39 eksi 3P'yi çizdim. Görebiliyorsunuz değil mi? Parlamıyor değil mi gençler? Yok hocam, Görüyorum. Sıkıntı yok. Tamam. 39 eksi 3P'yi burada çizdim. Şimdi varsayalım ki benim fiyat haricinde, ürünün kendi fiyatı haricinde başka bir şey değişmiş olsun. Yani others'taki şeyler de değişebilirdi ya da PS değişebilir, PC değişebilir, Y değişebilir. Hangisi değişirse değişsin benim için önemli değil.
ben yine aynı şeyi yapacağım. Tamam mı? Varsayalım ki Y değişmiş olsun. Y de 40'tan kaça çıksın? Mesela 70'e çıkmış olsun. Bunu görebiliyor musunuz? Çok mu sönük? Biraz sönük gibi. Birazcık zor görünüyor hocam. Tamam, kırmızıyla yaz. 40'ı atıyorum 70 yaptık. Bizim gelirimiz 70'e çıkmış olsun. Benim gelirim 70'e çıkınca arkadaşlar şu talep eğrisi benim sizce ne hale gelir? QD2'ye ne yazarım? Hı? Bir fikir olan var mı? Burası 70 olunca şurada ne yapmıştık? 40'ı 0.5 ile çarptık. 8'i eksi 2 ile çarptık. 10'u 1 ile çarptık. 25 ile hepsini topladık ya şu değerleri. PS'yi, hocam. Değerlerini koymadık mı gençler? Koyduk ya. Şimdi 40 yerine, evet hocam. Diğerleri yine aynı. 40 yerine 70 koyduğunda burada QD'de nasıl bir değişim oluyor? 54 eksi 3P. Aferin, çok güzel. 54 eksi 3P oluyor. Değil mi? E şimdi 54 eksi 3B'yi çizelim. Grafik olarak nasıl çizeceğiz? Şurası 54 olacak. Şurası da 18 olacak. Doğru. Gördüğünüz gibi Y'deki bu değişim sonrasında yani gelirin 30 birim artması sonrasında benim talep eğrim ne hale gelmiş oldu? Sağa doğru kaymış oldu. Burada gördüğünüz gibi. Anlatabildim mi şimdi? Şurada talep eğrisinin sağa doğru kayacağını nereden bildim vesaire gibisinden kafanı kurcalayan sorular olabilir. Gerçi burada anlattığım hikayede o kadar kafa karıştıracak bir şey de yoktu. Mantıken zaten bir ürünün fiyatı 10 lirayken 20 tane alıyordun. Gelirin arttığında tabii ki de 20'den fazla almak isteyeceksindir. Yani buradaki mantık da mantığımıza çok uygun ama işin matematiğine baktığımızda da yine aynı şeyi görüyoruz. 70'e çıkarttığımızda biz şeyimizi, gelirimizi, talep eğrimizin şu şekilde sağa doğru kaymış olduğunu görüyoruz. Okey? Hocam azalttığımızda da sola mı kayacak? Evet, azalttığımızda da diyelim ki mesela ne olsun? 40. Ona, ona düştüğünde Q'de 3 ne olur? Burası 4 eksi 3P. Tamam mı? Orası da 8'e 24 noktasına gelmiş olacak. İçeriye doğru kaymış olacak. Tamam mı? Şuna QD3 yazalım. Şuna da QD2 yazalım. Okey? Anlaşıldı mı gençler? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Bir sıkıntı yok buraya kadar. Okey. Şimdi... Şimdiki söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Buradaki anlatmak istediğim şeyi anlayabilmeniz çok önemli. Şimdi biz talebi etkileyen iki tane faktörden konuştuk değil mi? Bir ürünün fiyatı değişmiş olabilir ve fiyat değiştiğinde talep eğrisi üzerinde yukarıya ya da aşağıya doğru yürüyoruz dedik. Bir de ürünün diğer faktörlerinde bir değişiklik yaşanmış olabilir. Tamam mı? Dış dünyadaki faktörlerde bir değişiklik yaşanmış olabilir ve bu da ürünün talep eğrisini sağa ya da sola kaydırabilir dedik. Peki bitti mi? Aslında bitmedi. Her ne kadar bitmiş gibi görünse de aslında talebi etkileyen faktörler bitmedi. Son bir şey daha var. Peki nedir bu son bir şey? O son bir şey de arkadaşlar benim tüketici olarak iç dinamiğimde yaşamış olduğum değişiklikler de benim talep edilen miktarımı etkiler. Dikkat ederseniz bu kefedeki fiyat haricinde, ürünün fiyatı haricindeki değişkenlerin hepsi dış faktörlerden oluşuyor. Gelir olsun, iyi reklam, kötü reklam olsun, ikame malların fiyatı olsun, devlet politikaları olsun... Ne bileyim aklınıza ne gelirse hepsi dış faktörlerden kaynaklanan bir şey ve o dış faktörler benim talebimi direkt olarak etkiliyor dedim. Tamam eyvallah. Ama bu dış faktörlerin dışında benim bir de iç dinamiğimde içerimde yani kalbimde beynimde artık neremle ölçüyorsam faydamı tamam mı?
faydamı, ürünün bana olan faydasını değiştiren, değiştirilmesine sebep olan bazı olaylar yaşanmış olabilir. Ve bu yüzden benim o ürünle ilgili anlayışım, algım, fayda anlayışım ya da fayda algım değişmiş olabilir. O ürünü daha çok ihtiyaç duyar hale gelmiş olabilirim ya da o ürüne artık çok fazla ihtiyaç duymuyor hale gelmiş olabilirim. Veya o ürünün bana faydası artmış olabilir veya o ürünün bana faydası azalmış olabilir belli bir olay sonrasında. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mesela gelirim arttığında, benim gelirim arttığında hani bu kefedekiyle iç dinamiklerin ne farkı var diyeceksiniz. Gelirim arttığında benim tükettiğim işte yumurtanın bana olan faydası artıyor mu gelirim artınca? Artık daha zenginim, yediğim yumurtalardan da daha çok fayda elde ediyorum diyor muyum? Hayır. Her bir yumurta verdiği fayda benim gelirim artsa da azalsa da yine aynı bana. Tamam mı? İç dinamiğimde benim o yumurtadan aldığım lezzet, o haz, o işte ne bileyim fayda, ne derseniz artık adına, tamam mı? Ben zengin de olsam, fakir de olsam yine aynı hazzı alıyorum. Değişen bir şey yok. Gelirimdeki bir artış dolayısıyla benim talep eğilimi sağa ya da sola doğru kaydırabiliyor. Talebimi direkt arttırıyor. Talebimi sırf ne için arttırıyorum? Daha fazla param var, daha fazla alabilirim cihetiyle arttırıyorum. Tamam mı? Ama iç dinamiğimde bir şeyler değiştiğinde arkadaşlar, yani artık o yumurta ya da o ürün bana daha çok fayda veriyor diye düşünmeye başladıysam veya o yumurtanın benim için daha böyle bir ihtiyaç haline geldiğini düşünüyorsam, o zaman benim iç dinamiğimde bir şeyler değişmiş oluyor. Benim yumurta anlayışımda bir değişiklik olmuş oluyor. Mesela koronayla birlikte bizim kolonya anlayışımızda bir değişiklik yaşanmadı mı? Maske anlayışımızda bir değişiklik yaşanmadı mı? Yaşandı değil mi? Yani eskiden kolonyayı o kadar çok kullanan bir millet değildik, bir insan değildik. Ama koronayla birlikte artık kolonya ile ellerimizi temizleme ve elimizi dezenfektanlarla vesaire temizleme anlayışı yerleşti hayatımıza. Öyle değil mi? Televizyonlarda mesela bu tarz sözleri çokça duyarsınız. Her zaman için altyazılarda, şurada burada vesaire de işte koronayla birlikte işte kolonya anlayışımız değişti. Koronayla birlikte sağlık anlayışımız değişti. Koronayla birlikte dışarıda yeme anlayışımız değişti. Koronayla birlikte kalabalık mekanlarda bulunma anlayışımız değişti. Koronayla birlikte şu değişti, koronayla birlikte bu değişti. Bir mantalite değişmesi söz konusu oluyor mu bazı olayların arkasından arkadaşlar? Oluyor. Gelirim artınca belki mantalitem değişmiyor olabilir ama bazı olaylar yaşanınca dış faktörlerde yine, tamam mı? O dış faktörlerdeki o bazı olaylar benim mantalitemi değiştirebiliyor, fayda anlayışımı değiştirebiliyor, benim ihtiyaç anlayışımı değiştirebiliyor. Koronadan önce ben kolonyayı çok da ihtiyaç bir ürün olarak görmüyordum belki. Ama koronadan sonra artık kolonya benim için vazgeçilmez bir mal haline geldi, öyle değil mi? Peki bunun bana dediği şey ne? İktisadi olarak ben bundan ne anlamalıyım? Talebi etkileyen faktörler olarak anlayışımın değişmiş olması, o ürüne karşı bakış açımın değişmiş olması, o ürünün bana faydasının değişmiş olması, iktisadi olarak, iktisadi açıdan bana ne anlatıyor arkadaşlar? Talep eğilimi sağa mı kaydırıyor, sola mı kaydırıyor, üzerinde mi yürütüyor, ne yapıyor acaba? Bunu da analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi benim anlayışım değiştiğinde, kolonyaya karşı anlayışım değiştiğinde, artık kolonyayı daha böyle bir ihtiyaç malzemesi olarak görmeye başladığımda sizce şu değişmez mi mesela? Ne diyelim? Varsayalım ki koronadan önce kolonyanın fiyatı 10 liradan 15 liraya çıksa veya 20 liraya çıksa, tamam mı? İki katı bir fiyata çıksa. Siz korona öncesi dönemde kolonya fiyatlarındaki bu iki kat artıştan sonra talep kanunu aracılığıyla talep ettiğiniz miktarı düşürecek misiniz? Düşüreceksiniz. Fiyat iki katına çıkmış çünkü. Peki çok mu düşürürsünüz, az mı düşürürsünüz? Onu sorayım size mantıken.
Çok az düşürürüm hocam. Niye az düşürüyorsun ya? Çok bence. Niye az düşürdün Çağrı? Hocam bu sefer de çok düşürürsek tamam bir dakika mantığı şey yaptım şimdi tamam. Mantığı şey yaptın değil mi şimdi? Okey. Güzel. Korona öncesinden bahsediyorum. Kolonya'nın henüz bize bir ihtiyaçmış gibi kendini hissettirmediği dönemden bahsediyorum. Kolonya'dan o kadar bir fayda almadığımız dönemden bahsediyorum. Kolonya'ya çok ihtiyaç duymadığımız dönemden bahsediyorum. Öyle bir dönemde kolonya'nın fiyatı iki katına çıktığında ben kolonya'dan tüketmek istediğim miktarı, talebimi çok fazla düşürmez miyim? Düşürürüm. Çünkü çok ihtiyaç duymuyorum kolonyaya. Fiyatının fazlaca arttığını gördükten sonra ben de talebimi fazlaca düşürürüm. Doğru mu? Doğru. Ama koronadan sonra benim kolonya anlayışım değiştiği için, kolonyaya artık bir ihtiyaç madde gözüyle bakmaya başladığım için ne olacak? Bu sefer yine kolonyanın fiyatında korona sonrasında da iki katı bir artış yaşansa bile benim talep ettiğim miktarda fazlaca bir düşüş yaşanacak mı? Hayır. Hayır. Yaşanacak değil mi? Ne oldu? Benim mantalitem değiştiği için fiyat değişikliklerine karşı tepkim de değişmiş oldu. Olayın özü burada. Ben daha az ihtiyaç olarak gördüğüm zamanlarda fiyat değişikliklerine, fiyat artışına fazlasıyla talep düşüşüyle cevap verdim. Ama daha çok ihtiyaç duyduğum dönemlerde ya da zamanlarda ya da durumlarda fiyat artışına fazlasıyla talep düşüşü olarak cevap vermiş oldum. Değil mi? İşte bu mantalite değişikliği de benim talebimi etkileyen bir faktör. Çünkü mantalitem eğer böyleyse talebim çok düşüyor, böyleyse talebim az düşüyor. Bu sadece tek bir mala yönelik de bir şey değil zaten. Yani bunu hem tek bir malın mantalitesindeki, faydasındaki ya da ihtiyaçlılığındaki bir değişiklik olarak algılayabileceğimiz gibi farklı mallar arasındaki mantalite farklılığı olarak da algılayabilirsiniz. Senin kolonyaya çok ihtiyacın varsa eğer sen kolonyanın fiyatındaki artış sonrasında talep edilen miktarını fazlaca düşürmezsin. Ama atıyorum işte ne diyelim? Bulamadım bir şey. Yumurta diyelim. Yumurtaya çok ihtiyaç duymuyorsan eğer, yumurta olmazsa olmaz demiyorsan eğer, yumurtanın fiyatındaki bir artışa sen çok fazla talep düşüşüyle cevap verebilirsin. İki farklı malı karşılaştırmak için de yine bu mantaliteyi kullanabiliriz. Peki bu mantaliteyi sizce şu talep fonksiyonunun içerisinde yani 39-3P talep fonksiyonunun içerisinde bu mantaliteyi nasıl yansıtabiliriz arkadaşlar? Az önce Y'deki bir değişimin talep fonksiyonunu nasıl değiştirdiğini gördük. Y'mizi arttırınca talep fonksiyonumuz 39-3P'den 54-3P'ye çıktı. Değişti daha doğrusu. Şimdi benim mantalitem değişince kolonyanın fiyatı arttığında kolonyadan talep ettiğim miktarı artık daha çok daha az düşürür hale geldiğimde sizce bu talep fonksiyonunda nasıl bir değişiklik olmasını bekleriz mantıken? Sola doğru kaydığını görürüz hocam. Emin misin? Sola doğru kayınca fiyat değişikliklerinin arkasından talep ettiğim miktarın daha az düştüğünü gerçekten resmetmiş oluyor muyum? Fiyat hocam, soruyu bir daha sorar mısınız? Mesela sola doğru kaymaya şuradan bakalım mesela. Fiyat şuradan şuraya değiştiğinde 10'dan 5'e düştüğünde ya da 5'ten 10'a çıktığında fiyat artışından sonra sola doğru kaymış talep eğrisinde mi daha az tepki görüyorum? Buradaki talep eğrisinde mi daha az tepki görüyorum? Bir ona bakalım. Şimdi şuradaki mavi talep eğrisinde fiyat 5'ten 10'a çıkarken talep edilen miktar şu kadar düştü. 25'ten 20'ye kadar düştü şu uzunluk kadar. Buradaki talep eğrisinde sola doğru kaymış olan talep eğrisinde buradan buraya düştü.
Yani aşağı yukarı aynı düşüş varmış gibi geldi benim gözüme. Çok da öyle net bir tablo çıkmıyor karşıma sanki Çağrı. Yani buradaki mantığı şeyle birleştirmen lazım. Yani fiyat değişikliğinin ardından talepteki düşüşün, fiyat artışının ardından talepteki düşüşün daha az olmasını bekliyorum. Ya da fiyat azalışı sonrasında talepteki artışın daha az olmasını bekliyorum. Yani tepkinin daha küçük olmasını bekliyorum. Çünkü koronadan sonra kolonya benim için artık bir ihtiyaç malzemesi haline geldi. Anladım hocam. Yani şunu demek istiyoruz aslında. Hani fiyat da düşüyor, talep de düşüyor koronadan sonra. O yüzden aynı değişikliğe uğruyor diyorsunuz yani. Aynı değişikliğe uğruyor demiyorum. Fiyat Yani koronadan sonra kolonyanın fiyatı iki katına çıksaydı diyorum. Talep ettiğin miktarı atıyorum %10 düşürüyorduysan diyorum. Koronadan önce kolonyanın fiyatı yine iki kat çıkmış olsaydı %10'dan fazla düşürürdün talebini diyorum. %20, evet. %30, %50 düşürürdün diyorum. Evet. Bunu bu fonksiyonda size nasıl resmedebilirim? 39 eksi 3B ne hale gelebilir acaba? Bunu düşünüyor muyuz şu anda? İkame mal değişmiş olmuyor mu? Yo, ikame mal nerede ya? Onda bir değişiklik yok. Gençler, geçen Hocam haftaki 39 değişmiyor mu? efendim 39 değişmiyor mu? Değişmesi 39 gerekmiyor mu? mu değişiyor? 39 değiştiğinde yani gerçekten fiyat değişikliğine aynı tepkiyi vermiyor mu? Ya da daha az Hocam veriyor? 3B Ha? artmıyor mu? 3B artmıyor mu? Ha, asil güzel bir yerden girdi gençler. Geçtiğimiz haftaki dersimizde konuştuklarımızı ne çabuk unuttunuz? Daha 2 gün oldu. Yani bir hafta olsa ah de bicara, daha 2 gün oldu bunları konuşalım. Ne çabuk unuttunuz? Cuma günü konuştuk, bugün pazar. Ne dedik? Şuradaki eksi 3'ün anlamına ne dedik gençler? Bu eksi 3'ü nasıl tabirliyorduk? Şurada tek tek hesapladık ya şirketin karlılığını hesaplarken. P'yi 10 verdiğimde talep edilen miktar 9'du. P'ye 11 verdiğimde talep edilen miktar 6 oldu. P12 olunca talep edilen miktar 3 oldu. Burada sizin dikkatinizi çeken bir şey yok mu? Fiyatı bir birim arttırmaya devam ettikçe hep talep edilen miktarında hep 3 tane düştüğünü gözlemlemedin mi? Gözlemledik. Gözlemliyoruz değil mi? P10 iken talep edilen miktar 9 oldu. P11 iken 6 oldu. 12 iken 3 oldu. 13 iken 0 oldu. P'yi bir birim arttırdığımda talep edilen miktarım 3 birim düşmüş oldu. Yani bu eksi 3'ün anlamı neymiş arkadaşlar? Benim fiyatımdaki bir birimlik bir artış sonrasında talep edilen miktarın 3 birim düşeceğini ya da fiyat bir birim düşerse talep edilen miktarın 3 birim artacağını söylüyor bana. Buradaki eksi 3. Anlatabildim mi? O yüzden bu eksi 3'ün anlamı neymiş? Fiyat değişikliği karşısında talepte benim vermiş olduğum tepkinin miktarıymış, değil mi? Ben şimdi diyorum ki size korona öncesi kolonya o kadar ihtiyaç değildi benim için ve kolonya fiyatındaki bir artışa karşılık talep ettiğim miktarı fazlaca düşürüyordum. Yani tepkim çoktu. Ama koronadan sonra artık daha az düşürmeye başladım. Çünkü kolonyaya ihtiyaç duyuyorum dedim. Fiyat artışına karşılık artık daha az tepki veriyorsam ve korona öncesinde talep eğilim 39 eksi 3B ise korona sonrasında talep eğilimde sizce nasıl bir değişiklik olur? Uyuyor muyuz gençler? Hocam soruyu bir daha Tekrar. alma şansım var mı? Okey diyorum ki gençler.
Buradaki eksi 3'ün anlamının ne olduğunu anlayabildik mi? Dedik ki P10 iken talep edilen miktar 9 oluyor. Fiyat 11 iken 6 oluyor. 12 iken 3 oluyor. 13 iken 0 oluyor. Yani fiyat arttığında miktar azalıyor değil mi hocam? Düşüyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu eksi 3'ün anlamı neymiş dedik? Fiyattaki bir birimlik bir artış sonrasında talep edilen miktarın 3 birim düşeceğini ya da fiyat bir birim azalırsa talep edilen miktarın 3 birimi talep edilen miktarın 3 birim artacağını söylüyor dedik. Yani özetle buradaki eksi 3 bana neyi söylüyor dedik? Fiyat değişimi karşısında P'nin kat sayısı burada bana neyi söylüyor? Fiyat değişimi karşısında talep edilen miktarın ne kadar değişeceğini, tepkinin ne kadar büyük olup olmayacağını bana söylüyor dedim. Şimdi korona öncesinde fiyat değişimi karşısında korona öncesinde kolonyanın fiyatı iki katına çıksa talep ettiğim miktarı fazlaca düşürüyordum diyorum. Ama korona sonrasında artık kolonya benim için daha bir ihtiyaç malzemesi haline geldiği için fiyatın iki katına çıkması durumunda talep ettiğim miktarı az düşürüyorum demiştim. Doğru mu? Doğru. Bu durumda, bu fonksiyonda nasıl bir değişiklik bekleriz? Korona öncesi fonksiyon buysa, korona sonrası nasıl bir fonksiyon bizi bekler sizce? Tahminen. Talep edilen miktar düştüğü için hocam, P'nin artması beklenir. P'yi arttırmıyoruz. P fiyat. O değil, onu konuşmuyoruz. O zaman... Hocam bu eksi 3, eksi 2 falan olamaz mı? Heh, çok güzel Asil. Hay sen aklınla çok yaşa. Vallahi. Neyse bir şey diyecektim demeyeyim. Gençler, eksi 3'ün anlamı ne diyorum? Eksi 3'ün anlamı fiyat değişimi sonrasında talebin ne kadar değiştiğini gösteriyor diyor. Korona sonrası sen fiyat değişiminin karşısında talep ettiğin miktarı fazlaca değiştirmiyorsun diyorum. Bunun ne, anlamı ne olur? Oradaki eksi 3 değişir olur. Eksi 3 eksi 2 olur mesela. Eksi 1 olur. Eksi 0.5 olur. Fiyat artışı sonrasında talep edilen miktarın fazlaca değişmediğini gösterir o da bize. Evet hocam. Düştü mü? Düştü mü gençler? Geldi hocam geldi. Geldi değil mi? Okey. Dolayısıyla benim yeni talep fonksiyonum korona sonrasında kolonya talep fonksiyonum QD4 eşittir. Ne olabilir mesela? 39 eksi 2P olabilir. Veya 39 eksi 1.5 P olabilir. 39 eksi 0.5 P olabilir. Fark etmez. Yeter ki 3'ten düşük bir şey olsun. Tepki daha az çünkü. 39 eksi 2 P'yi ben burada resmetmek istersem eğer, yeniden çizmek istersem eğer, bu talep eğrisini çizmek istersem nasıl bir talep eğrisi çizeceğim? Bir noktası burada olacak. Diğer noktası nerede olacak? 19.5'da olacak. Şurada bir yerde. Gördüğünüz gibi benim yeni talep eğrim şu mavideki gibi oldu mu? Oldu. Peki nasıl bir değişim gözledim ben şu anda? Mavi talep eğrisinin bana söylediği ne arkadaşlar? Kırmızıdan bunun farkı ne arkadaşlar? Şu. Siz şimdi uğraştıracaksınız beni gene yarım saat. Ben en iyisi söyleyeyim. Kırmızı. Hocam fiyat artışı oldu. Efendim? Miktar aynı oldu. Fiyat artışı oldu, miktar aynı oldu. Yok değil. Kırmızı talep eğrisinin bana söylediği farklı bir şey var. O da şu. Kırmızı talep eğrisindeki yani talep eğrisinin sağa ya da sola kayması durumundaki olay talep eğrisini paralel bir şekilde sağa ya da sola kaydırdı. Çünkü benim zevk ve tercihlerimde fayda anlayışımda bir değişiklik olmadığı için şu P'nin katsayısı eksi 3 de değişmedi.
ve eksi 3 değişmediği müddetçe de doğrunun eğimi değişmedi. Geometri derslerinizden hatırlıyorsanız şu P'nin katsayısı bu doğrunun eğimini veriyor gençler, biliyorsunuz değil mi? Bu doğrunun eğimini verdiği için eksi 3 değişmediği müddetçe sağa sola kayışların her biri paralel bir şekilde olacaktır. Ne zaman ki eksi 3 değişti, eksi 2 oldu mesela, o zaman benim talep eğilim daha dik hale gelmiş oldu. Ama yok, eksi 3 değil de, eksi 2 de değil de, eksi 5 P olsaydı mesela, o zaman benim talep eğilim biraz daha yatay olmuş olurdu. Okey? O yüzden anlıyoruz ki talebi etkileyen 3 faktör burada söz konusu, 3 mekanizma söz konusu. Birinci mekanizmada bizim talep kanunumuz devredeydi ve ürünün fiyatı artınca talep edilen miktar düşüyordu. Bu beni talep eğrisi üzerinde aşağı ya da yukarı yönlü yürütüyordu. P'de bir değişiklik oluyordu, şuradaki P'de. Bu değişiklik P'nin şuradaki rakamı değişince QD'de bir değişiklik yaşanıyordu. İkinci mekanizmada diğer faktörler, fiyat haricindeki diğer dış faktörler değişti ve onların değişimi buradaki 39'u değiştirdi. Ve bu değişimler eğer ki tüketicinin fayda anlayışını, ihtiyaç anlayışını değiştirmediyse, P'nin başındaki katsayı değişmediği için o tarz değişikliklerin talep eğrisini sağa ya da sola kaydırmasının paralel bir şekilde olduğunu gözlemledik. Ama yok, eğer ki tüketicinin zevk ve tercihlerinde bir değişiklik yaşandıysa, mantalitesinde, anlayışında bir değişiklik yaşandıysa bu sefer P'nin katsayısı değişti. O da talep eğrisini daha dik ya da daha yatık hale getirdi dedi. Eğer daha bir ihtiyaç hale geldiyse o ürün bize ya da daha fayda verir hale geldiyse daha dik oldu bizim talep eğrimiz. Ama yok, daha az ihtiyaç hale geldiyse daha yavaş, daha yatık hale gelmiş oldu. Peki bu son iki olay bir anda aynı anda gerçekleşemez miydi? Ya da hocam bu olaylardan sağa paralel kaydıranla paralel kaydırmayanın, dikleştirenle dikleştirmeyenin farkını nereden bileceğim real hayatta diye bir soru ister istemez kafalara takılmıştır. Değil mi? Tahminen konuşuyorum. Takılmamış da olabilir tabii ama ben takıldığını varsayayım. Tamam mı? İster istemez ben olsam benim kafama takılıyor yani hocam. Tamam. Y'deki bir değişiklik, gelirdeki bir değişiklik talep eğrisini paralel bir şekilde kaydırdı dedin. Sonra korona oldu. Koronadaki değişiklik geliri, talep eğrisini daha da dikleştirdi dedin kolonyanın. Ben şimdi koronadaki değişikliğin talep eğrimi paralel bir şekilde sağa kaydırıp kaydırmayacağını ya da daha dik hale getirip getirmeyeceğini nereden bilebilirdim diye bir soru sorabilirim. Değil mi? Evet hocam. Sen de bunu merak ediyordun değil mi Zeyn? Evet. Çok güzel. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada iki olay birden de gerçekleşebilir. İlla ki ya biri ya diğeri gibi de düşünmeyin olayı. Yani kolonya örneği mesela çok güzel bir örnek. Kolonya örneğinde ne oldu? Korona ile birlikte herkes, hemen hemen herkes bir telaşla kolonya almaya gitti. Değil mi marketlere? Yani herkes kolonyaya çok ihtiyaç duysa da duymasa da alayım bir tane köşede bulunsun, işte iş yerinde bulunsun, okulda bulunsun vesaire vesaire çantamda bulunsun cihetiyle ne yaptı? Kolonya talebini arttırdı. Hatta o kadar talep oldu ki raflarda kolonya kalmadı. Kimisi, bazı insanlar kolonya bulamadı. Ben bulamadım mesela. Tamam mı? O dönemde bayağı bir kolonyasız gezdik. Ondan sonra böyle bir değişiklik, yani insanların fayda anlayışında bir değişiklik olmadan kaynaklanan bir değişiklik bu, dikkat ediyorsanız. Sırf sadece ve sadece korona çıktı, panikle insanlar bir anda kolonya talebini arttırdı koruma cihetiyle, kendisini korumak amacıyla ne olur ne olmaz kenarda bulunsun diye bir kolonya talebi arttırıldı. Değil mi? O tarz bir kolonya talebinin artması bizim kolonya talep eğrimizi paralel bir şekilde sağa kaydırdı. Ama daha sonra
Olaylar biraz daha oturmaya başladıkça, koronayı tanıdıkça vesaire vesaire vesaire, bazı insanların hayatlarında Konya ile ilgili köklü değişiklikler artık yaşanmaya başlandı. Köklü değişiklikten kastım artık fayda anlayışının değişmesi, zevk ve tercihlerin değişmesi, bazılarında ise yaşanmadı. Ben mesela burada şu Konya'yı de sınıfta da görmüşsünüzdür. Büyük ihtimal dikkatinizi çektiyse gömleğimin cebinde taşırım. Her gittiğim yerde yanımdadır. Kapıyı açarım. Hemen elime bir tane sıkarım. Veya kalemi alırım. Elime bir daha sıkarım. Asansör düğmesine basarım. Bir daha sıkarım. Ne bileyim birisiyle tokalaşırım. Bir daha sıkarım. Durmadan elime kolonya sıkıyorum artık. Neden? Çünkü ben öyle rahat ediyorum. Kolonya'ya öyle o derecede ihtiyaç duyuyorum. Benim iç dinamiğimde böyle bir değişiklik oldu. Dolayısıyla ben kolonya'yı daha çok talep ediyorum artık diğer insanlara nazar. Ama bazı insanlar da var ki komşularımdan mesela diyenler oluyor. Diyor ki ya hocam diyor siz durmadan kolonya taşıyorsunuz. Biz hiç ben bu böyle cepte kolonya taşıma işini hiç yapmadım diyor mesela. Tamam mı? Bazısı da yapmadı. Şimdi o adamın kolonya'ya olan talebi de arttı. Koronayla birlikte benim de arttı ve o artış talep eğrisini sağa doğru kaydırdı. Ama o adamda mantalite değişmedi. Cebinde kolonya taşımıyor artık, tamam mı? Kolonyanın daha bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyor o, tamam mı? O yüzden o adamın talep eğrisi sadece ve sadece paralel bir şekilde kaydı. Ne daha dikleşti ne de daha yatıklaştı. Ama benimkisi ne oldu? Hem paralel bir şekilde kaydı hem de daha dik hale gelmiş oldu. Yani mesela şöyle 54'ten başlayıp şuraya doğru daha da dikleşmiş hale gelmiş oldu. Anlatabildim mi? Gençler. Evet hocam. Umarım öyledir. I hope so. Kaydı durduruyorum. Buraya kadar sorusu olan var mı?